alemlerin Rabbi olan Allah'ımız, birlikte kızılan akşam namazıyla okunan ayetleri kabul etsin. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyurmakta. Dediler ki, ey Rabbimiz, bizim kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin, bir öfke bırakma diye dua ettiler. Aslında kalpte kin ve öfkenin kalması büyük bir zarar. Büyük bir zarar. Nitekim cennete girdiğinde onlar hakkında şöyle denecek. وَنَتَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَيْلٍ Onların göğüslerinde öfke, kin, ne kadar kötü duygular varsa hepsini çıkartacağız. Kalpler bir serçenin kalbi kadar tertemiz, pırıl pırıl olacak. İnsan zaten felakete sürükleyen de bu duygular değil mi? Kıskançlık, öfke, kin, haset, hırs, tamah, bunlar değil mi? Der ki alimler, Adem Aleyhisselam tamahı yüzünden cennetten çıkartıldı. Şeytan kıskançlığı yüzünden, kibri yüzünden cennetten kovuldu. Kabil kardeşine olan kıskançlığından dolayı o da diğer kardeşini, Habil'i öldürdü. Demek ki bu duygular çok tehlikeli. Bu yüzden Hazreti Peygamber'in sözünü lütfen hatırlayalım. O der ki, وَلَا تَدَابَرُوا Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize sırtınızı değil, yüzünüzü çevirin. Kucağınızı açın. وَلَا تَدَابَرُوا Birbirinize buğz etmeyin. Öfke, kim? İnsanın maneviyatını bozar. Ya Rabbi, birbirini kucaklayan, birbirinin derdiyle dertlenen ümmet şuuruna erişebilmeyi bizlere nasip eyle. Bakın büyüklerden birisini örnek olarak söyleyeyim de onların durumu nasıl, bizimkisi nasıl? Bir gün bakmışlar ki bir salih zatı şöyle baldır kısmında kanama var. Demişler ki efendim burada ne oldu? Burada bir kanama var. Demiş ki bir hayvana yapılan eziyetin diyor acısını o kadar hissettim ki diyor ona vurulan diyor sopanın acısıyla beraber ben de öyle bir acı hissettim ki işte diyor o acı diyor kana dönüştü, kan aktı diyor vücudumdan bir hayvana yapılan eziyet. Ve Mevlana derler ki Mevlana çok büyük bir alimken nasıl oldu da Tebriz'den gelen bir Şems adındaki bir şahsa tutuldu, bir dervişe tutuldu. Mevlana'nın ilmi çok büyüktü, okyanuslar gibiydi. Nasıl oldu diye. Talebeler de bu işe şaştı, aile efradı da şaştı. Soruyorlar, ey Mevlana sen niye medreseyi bıraktın da bir dervişin ardına düştün? Şems'in ne özelliği var, sana o ne öğretebilir diye. Defaatle sordular, o da şunu söyledi. Şems bana şunu öğretti. Dedi ki, ey Mevlana, yeryüzünde karnı aç gezen bir aç varsa sen tok gezemezsin dedi. Yeryüzünde üşüyen bir kimse varsa sen sıcak yerlerde ısınamazsın dedi. Bana bunu öğretti diyor. Gerçek insan olmak. Gerçek kemale ermek. O yüzden Allah onu bütün aleme sevdirdi. Papazlar bile onu sevdiler, Mevlana'yı sevdiler. Çok iman edenler var Mevlana'nın döneminde, papazlardan, Hristiyanlardan. Çünkü baktılar ki bu adamın hayatı öyle bir güzelliklerle dolu ki o herkese sevgiyle, muhabbetle kucak açmış, ocağına davet etmiş. Ya Rabbi o ahlak ve çizgi üzere bulunabilmeyi, yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Birbirini seven, birbirini kucaklayan, birbirine sırtını değil, yüzünü dönen ümmet olmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Lillahi teala.